Şimdi tabii sokağın gerçeği, halkın gerçeği, Çiğdem'in de söylediği gibi zamlar. Mazot şu anda en çok gündemde olan, bugün ana haberimizde de ağırlıklı olan bir haberdi. Geçtiğimiz yıl bugünlerde akaryakıtta psikolojik eşik ne kadarmış arkadaşlar? 7 lira mı? 7 lira. Bugün 30 lira psikolojik eşik. Aşıldı. Evet, şu anda da ekranda veriyoruz. 30 lirayı geçti bütün ülkede. Bir tek İstanbul'da az önce komik bir rakam. Ya, 29 ya, lira 99 kuruş. Motorine sadece bir yılda %315 zam gelmiş. Çiğdem. 3 katından fazla. 3 katından fazla ve geçen yıl 100 lira verenlerin deposuna 14 lira motorin giriyordu. 100 lira veren bu yıl vatandaşın deposuna 3 litre motorin giriyor. Vallahi işte son 2 haftada 6 lira. 15 gün içinde, evet. 6 liraya, değil mi? Evet. 6 lira civarında bir zam geliyor. Yani bu şeyden işte çocuklara, çocukların temel ihtiyacı olan bebeklerin sütten sebze meyveye kadar, gıdaya kadar, nakliyata kadar birçok şeyi tekrar yeniden tırmandıracak fiyatlarını. Çocukların süte erişimini, mesela ben buna biraz kafa yordum, daha da zorlaştıracak. İnsanlar zaten şeyden vazgeçmişler büyük ölçüde, yani son istatistikler onu gösteriyor. Yani orta sınıf dediğimiz şey eriyor ya, yiyecek ve gıda alımlarından, alışverişlerinden büyük ölçüde feragat ediyorlar artık, bu istatistiklere de yansıyor. Yani toplu ulaşım etkilenecek bundan. Her şey belediyeler için. Yani yüz binlerce litre, tonlarca, binlerce ton şey yapıyorlar her gün, yakıt kullanıyorlar. Bu hem onların bilançolarına yansıyacak, hem toplu ulaşım sürdürülemez bir hale geliyor, hem dolmuş hem fiyatlar açısından, toplu ulaşım fiyatları açısından. Yani biz bunu neredeyse her hafta burada konuşuyoruz, her günde haber bültenlerinde var. Şunu biliyoruz, bir Türk lirasının değer kaybı birinci sebep, dolar karşısındaki, döviz karşısındaki. İkinci de vergi sistemindeki adaletsizlik. Bu ikisinde de bir değişiklik var mı? Yok. Yani tutamıyorsunuz şeyi, doları. Nebati, Brent tipi petrolün, Maliye Bakanı Nebati, Brent tipi petrolün fiyatı %50 civarında dünyada arttı. O yüzden zam yapıyoruz diyor ama mazottaki zam şu an Türkiye'de %300'leri geçti. Tabii. Yani nasıl açıklayacaksın? Dolaylı vergilerin, payı Türkiye'de çok yüksek. Şey yani çok bir vergi muafiyeti getirilmedikçe, ki o da bir nebze şey yapacaktır, iyileşme sağlayacaktır. Çok zor. Çok zor. Ya, bu arada 200 milyon litre sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı akaryakıt miktarıymış. Düşünün, 1 lira zam yaptığınızda 200 milyon lira maliyet artışı oluyor. Evet. Tabii büyükşehir belediyelerinin ulaşım şeyi, yani artık felç olabilir. Katladım yani. Murat. Tabii. Felç ben, olabilir. Yani tabii. Alper Bilgili, İETT Genel Müdürü'nün bir tweet'i var. Onu ben yani screenshot alıp saklıyorum. Yılda 200 milyon litre mazot kullanıyorlarmış. 1 milyon yolcu taşıyorlarmış. Bu son zamanlarda hep lira artıyor. Yani eskiden kuruş kuruş artardı. Şimdi 1 lira 30 kuruş, doğru, 1 lira doğru, 40 doğru, kuruş. Lira artıyor. Yani düşünün, 1,5 lira arttığında 300 milyon lira İETT'nin maliyeti artıyor. Çok büyük rakam yani. Hakikaten sürdürülemez bir hale. Zor. Doğru gidiyor doğru. Yani. Bir de asıl tarımda göreceğiz bunun etkilerini. Tabii. Ya şu anda bir traktörün deposu 3300 TL'ye doluyor. Bir kamyonun deposu da 30.000 TL. Yani Ankara'dan, bugün bizim ana haberde vardı Murat. Ankara'dan kamyoncu malı yüklemiş. Çıktığımda diyor depoyu 27.40'dan doldurdum. İstanbul'a vardığımda diyor 30.14'tü. Daha malı boşaltmadım dedi. Ürünün fiyatı kamyon ya, kasasında maliyeti arttı. Maliyeti arttı değil mi? Yoldayken evet. Ya böyle bir şey yok. Yani sen işte hatırlıyor musun ya? Yok böyle bir şey. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir şey yok. Evet. Demokrat evet. Parti bir şey öneri verdi meclise. Diyor ki akaryakıt fiyatları hemen her gün artıyor. Onun için diyor EPDK geçici süreyle 2 ay gibi bir süre rafineri ve dağıtıcıların kar marjlarına sınırlama getirsin. Kârlarından fedakarlık yapsınlar. Hani böyle bir önlem alınsın, piyasa rahatlatılsın diye bir öneri vermiş ama genellikle muhalefetin verdiği bütün öneriler... Bir de eski BOTAŞ Genel Müdürü şey önerdi. Yok, Gökhan Yardım dedi ki mali şeyi piyasa koşullarına göre değil, maliyet
talepte göre belirleyin akaryakıt fiyatını. Yani öyle bir sıkıntı var. Şimdi bunu daha önce de şey yaptım ben. 2011 ile 2013 arasında petrol fiyatları aynı seviyede. $110-$120 civarında Brent petrol. Hı hı. Dolar 1.5'tan 2.75'e falan çıkmış. Yani %70 civarında bir artış var dolarda, kurda. Buna rağmen Türkiye'de petrol fiyatı, akaryakıt fiyatı neredeyse değişmemiş. Nasıl oluyor? Yani yine petrolün varil fiyatı $120 civarında. Açın bakın 2011'den 2013'e kadar. Dolar artmış, kur artmış. Deniz, ama benzin fiyatı, motorun fiyatı değişmemiş. De sen neye bağlıyorsun bunu? Özür dilerim. İşte bu şimdi piyasa belirlediği için şeyi. Bu aynı yani şu kağıdın işte bundan 10 sene önce 5 lirayken maliyeti değişmediği halde bugün işte 20 lira fiyat uygunluğu pazara göre belirlemek. Maliyetine göre değil de işte evet. Talebi fazladır, arzı yetersizdir. Ben işte buna göre şu fiyatı uygun gördüm gibi bir şeyle belirleniyor artık. Yani sadece kurla açıklanacak bir şey değil. Evet. Dolayısıyla da bunları gözden geçirmeleri lazım. Ve geçici de olsa en azından bir süre bu fiyat hesaplama yöntemlerini değiştirmeleri lazım. Bir başka şey daha yapılması lazım. Uluslararası alanda petrolün Brent tipi varil fiyatı artıyor. Eyvallah. Ama tedbir alıyor ülkeler. Bak New York'ta, Amerika'da New York eyaletinde alınan vergi geçici bir süreyle kalktı, sıfırladı. Almanya indirim yaptı. Biz de şu anda bakıyoruz. Geçen sene psikolojik sınırı, bugün vergi İstanbul'da, fiyatı. İstanbul'da evet, 29 lira 99 kuruş olan 1 litre mazotun 6 lira 62 lira kuruşu KDV ve ÖTV'ye gidiyor Çiğdem. Evet. Yani niye kaldırmıyorlar bunu? Ya da niye azaltmıyor? Ya çünkü dolaylı vergi almak çok kolay bir şey. İşlerine eyvallah, geliyor. Tamam, en adaletsiz vatandaş, de vergi. Yani fiyata yansıyor. Fiyata yansıyor. Şimdi bu tabii yani şöyle söyleyeyim, %65 özür dilerim. Yani dolaylı vergilerin bütün toplam vergi gelirleri içindeki payı Türkiye'de %65, korkunç bir oran bu. Çok kesinlikle, korkunç bir oran. Kesinlikle. Çok. Yani bu toplumda karşılığını buluyor Doğan. Yani şimdi Merkez Bankası'nın beklenti anketi yapılıyor sürekli. Biliyorsunuz. Son beklenti anketinde bu piyasa yapıcılara soruluyor değil mi Çiğdem? Evet, evet. Piyasa yapıcılar ne bekliyorsun? Bunun ortalamasını alıyor. Bunun hesaplamasını da Merkez Bankası yapıyor. Doğru mu? Şimdi en son yapılan ankette yıl sonu enflasyon beklentisi sorulmuş. %64,5 denmiş. Piyasa yapıcılar %64,5'a ulaşacağını düşünüyorlar. Peki bir önceki ankette ne çıkmış? %57,9. Yani daha bir anketlik sürede, ayda bir aylığını yapılıyor. Bir anketlik sürede toplumun beklentisi, işte bu fiyat artışları falan, bunların etkisiyle toplumun beklentisi daha da kötüleşmiş. Piyasa aktörleri, hatta toplum da değil, daha kötü yani. Piyasa yapıcılar. Tabii çok haklısın. Çok haklısın. Peki dolar beklentisi ne olmuş? Yine Merkez Bankası anketinde 18,8 olur yıl sonunda demişler. Peki geçen ankette ne demişler? 17,7 demişler. Yani bir anketlik sürede doların fiyatında 1 liralık daha artış olmuş. Artış oldu. Peki siz de, biz de, herkes de biliyor, piyasada az çok bağlantısı olan herkes de biliyor. Şu anda hesaplar, yıl sonu hesapları, ne bileyim işte maliyet hesapları falan $24 üzerinden yapılıyor. 1 dolar 24 lira. İthalatçılar, ihracatçılar kuru çoktan belirlemişler dediğim gibi. Aynen, aynen. Ve şunu da söyleyeyim. Yine bu ankette sonunda anlıyoruz ki Erdoğan piyasaları bir tek konuda ikna etmiş. Bir konu. Artık pes etmişler. Merkez Bankası faizi değişmeyecek diyorlar. %14'te kalacak diyorlar. Bunun çünkü şöyle bir şey de var. Merkez Bankası ne derse desin artık piyasa başka bir faiz uyguluyor. İşte verdik rakamları. Yani bu... Ha şunu da demek mümkün, işte %73,5'a çıktı nasıl olsa resmi TÜİK faizi. Bak %64 düşürdük faizi falan da denebilir. O yüzden aslında arkadaşlar enflasyon yüzdeleriyle konuşmak aslında yanıltıcı olmaya başladı. Hayat pahalılığı başka bir şey. Çünkü fiyat artışı devam ediyor. Fiyat artışındaki artış azaldıkça, artışın hızı azaldıkça enflasyon hesabı düşmüş oluyor. Evet. Yanıltıcı bir hesap.